Ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası özel ilgi alanımdır. Ot adam olarak bilinirim. Bugünkü konumuz ürtiker, diğer bir adıyla da kurdeşen. Bunu oluşturan etmenlerin, derideki döküntülerin, kaşıntıların hızlıca çözümü nasıldır? Bunlara etki yapan, bu etkiyi kaldıran bitkiler, yağlar, sabunlar nelerdir? Haydi beraber işleyelim. Bilimsel adı urtiker olan, halk dilinde ise biz buna kurdeşen diyoruz. İnsanın bütün yaşamını, heyecanını alır ve tıbbın en çok zorlandığı konuların başında gelir. Ben bu kurdeşeni yaşamış biriyim ve alt dudağımda çok hafif bir sertleşme ve titreşme olur. Ve bu olay olduktan sonra 45 dakika sonra zirveye oluşur. Gerçekten kendi fotoğrafımı gördüğüm zaman kendim korkar olmuştum. Şimdi bunların nedenlerinden mini bir söz edelim. 6 hafta içinde süren bu tür kurdeşen ve ürtikerlere akut diyoruz. 6 haftayı geçmişse bu artık kronik bir hal almıştır. Bunların nedenlerine kısaca bakarsak enfeksiyonlar, özellikle vücudumuzda mikrop ve virüslerin bulaşması, aldığımız besinler ki gıdaların işlenmesi ve üretilmesiyle ilgili farklı gıda kodeksleri vardır. Örneğin bir püsküğünün, yoğurdun, dondurmanın bir üretim prosedürü vardır ama birçok yapı gıda kodeksine uymasına rağmen bizim biyolojik kodeksimize uymamaktadır. Ve vücudumuz da buna isyan ettiği için her tarafımız kaşınmakta ve derilerde yoğun olarak bir döküntü oluşmaktadır. Bir diğer olayı tetikleyen olay da böcek ve haşere sokması. Böcek veya haşereye temas olduğumuz halde bu yine ürtiker ve kurdeşen oluşmaktadır. Diğer bir neden de polen savrulmasıdır. Vücudumuz yine bundan dolayı alarm vermektedir. Benim bir tezim var. Özellikle birçok arazide gezerken köy ve orman köylerindeki polenin çok sorun olmadığını fark ettim. Büyük bir ihtimalle çocuklar küçükken birçok polene maruz kaldıkları için vücutları bunları poleni bir istilacı olarak görmüyor ve bundan dolayı da çocuklar son derece polene bağlı bir olay gelmiyor. Yine ürtikeri tetikleyen bir başka olay da bizim yaşadığımız strestir. Vücudumuzdaki stres bu olayı çok tetiklemektedir. Ben şunu diyorum. Yaşam bir aynen bir voleybol oynaması gibidir. Her topu karşılamak istediğimiz zaman vücudumuz olağanüstü geriliyor. Topu bırakalım, bazen eşimiz, sevgilimiz, oğlumuz, kızımız, komşumuz ve iş arkadaşımız karşılasın. Çünkü her topu karşılamak vücudu inanılmayacak kadar geriyor. Ben özellikle bunu belirtmek isterim. Ürtikeri yine tetikleyen bir olay da cilt hastalıklarıdır ve buna bağlı genetik mirasımız. Aynı zamanda nazik ve narin insanlara bu olay daha çok isabet etmektedir. Şimdi siz şunu diyebilirsiniz ve işitiyorum. O tamam, bunların nedenlerini açıkladık ama lütfen hızlıca sorunları çözüme gelin diyoruz ve hemen hızlıca çözümlere geliyoruz. Bunlarla ilgili en güzel bitkilerden bir tanesi ısırgandır. Isırgan otunun ilginçliği şudur. Hem kendisinin tohumu ve yaprakları alerjiye neden olur, hem de ürtikeri ve kurdeşeni büyük derecede doğal olarak çözer. Hatta ürtiker deyimi ısırganın Latincesinden ürtikadan gelmektedir. Böyle de bir ilginçliği vardır. Hem kendisi bir alerjiye neden olmaktadır, hem de en doğal ilginç çözümüdür. Isırgan otu antihistamindir. Isırgan çayını tıpkı bir ıhlamur gibi demleyip çok rahat içebiliriz. Yine baharın oluşan ısırganları yine peynirle beraber karıştırıp gözleme şeklinde tüketmemiz son derece yararlıdır. İkinci düzeyde bu işe iyi gelen bitkimiz fesleğendir. Fesleğen çok kez gaz ve mide ile ilgili yatıştırmakta kullanılsa da fesleğeni çok hafif bir haşlayıp özellikle deride kabarma ve kaşıntı olan yere lap olarak sürdüğümüz zaman, ki bu arı sokmaları da olabilir, böcek sokmaları da olabilir, deride histamin olarak son derece güzel çalışır. Özellikle Ege ve Akdeniz'deki pek çok kişiler, bir annemiz özellikle bu fesleğeni bahçeye koyaraktan birçok arıdır, böcekten korunurlar
Bahçeye gelip gittiği zaman, onu hafif sevdiğimiz zaman koku anında bütün bahçeye ve balkona dolmaktadır. Polen alerjisi olanlar özellikle bahara doğru papatya çayını artırmakta yarar var. Çünkü papatyanın bileşim kimyası bütün olarak antihistaminik çok güzel bir özelliktir. Onun için papatya çayını bahara doğru artırıyoruz. Dördüncü bu konuda bize yardımcı olan papaya suyudur. Yine papaya suyu da histaminik atağını azaltır. Yine histaminle ilgili atakları azaltan bir diğer olay da ekinezya çayıdır. Yine rezene ve sarı kantaron içerisinde taşıdığı kuarsetinle antihistaminal özelliği gösterir. Bu tür ataklarda rezene ve sarı kantaron çayını öneriyorum. Ama deride çok büyük bir deformasyon, kabarma türü olduğu zaman da sarı kantaronun yağı bunun için son derece güzeldir. Sarı kantaron yağını kullandıktan sonra güneşe çıkmıyoruz. Ya akşamdan uyguluyoruz ya da uyguladığımız zaman gölgede istirahat ediyoruz. Zencefil çayı her türden ürtiker ve kurdeşen atağında patojenleri durdurmada doğal bitkisel çözümler sunar. Bunu taze ve kuru olarak demleyebiliriz. Bununla ilgili ben linki de hem aşağı hem yukarıya bırakırız. Yine bu anlamda güzel bir çayımız vardır. Melisa çayı. Melisa çayının uçucu yağları antihistaminik özellik gösterir. Derideki dökülme ve kabarmaları sönümlendirmede çok güzel birinci düzeyde bir tercihtir. Şimdi bitki çaylarından bahsettik ama bununla ilgili iki tane yağdan bahsedelim ve çok başarılıdır. Bu ürtiker ve kurdeşene kimyon yağı ve karanfil yağı iyi düzeyde görev görmektedir. Çok sert olursa yağımızın kokusu ve yapısı %50-%50 zeytinyağla seyreltebiliriz. Bununla ilgili yine kullanacağımız bir sabun vardır. Bu sabunu da ardıç sabunu diyorum ve ben bu sabunu tek geçiyorum. Gelen anlamda ürtiker ve kurdeşeni baskılamada en iyi vitamin C vitamindir. C vitamini günlük alması gerekir. Bu anlamda bizim bağışıklığımızı son derece regüle eder. Ama derseniz ki C vitamini hangi bitkide, hangi meyvede var derseniz bununla ilgili de bir videom var. Bunu hem yukarıya hem aşağıya bırakırım. Hipokrat ne der bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Hastalıklardan korunmak ve sakınmak için Ot Adamın kanalını takip edin. Ot Adamın kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen her yeni bildirim ve her yeni zil sesi sizi hastalık alanından sağlık alanına taşıyacaktır. Sağlıcakla kalın.